aslanlardan dolayı değil mi? Aslan gücü temsil ediyor. Ve zaten yani esirin kritisi de ortada. Kesinlikle bir Roma villasını. Mesela o dönemde metropol tanımlaması olsaydı buraya Burhan metropol dedi. Muhtemelen dönemin zenginlerinden birinin evinde kullanılmış özel bir şey. Musul gücün sembolü. Şuralar kırıldı mı acaba zaman içinde? Evet, buradan akıyordu. Beş dakika yol sürelim. Bir gün içerisinde olacak. Yapısı farklı. O günün sanat eserlerini bugün yapamıyoruz zaten müdürüm. Evet, şey de farklı. Kulaklar da farklı. Bugün yapamıyoruz. Şimdi ya, tabii yapılmadı. Bu mermer olan küvetin milattan önce 1. yüzyıla dayanan bu şehrin tarihinde de önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1800 yıllık bu küvet tamamıyla mermer olması itibariyle bence dünyadaki nadir örneklerden biri. Türkiye'de de bildiğimiz kadarıyla tek örnek. Daha önce Türkiye'de tespit edilmiş çeşitli çamur katmanlarıyla oluşturulmuş küvetler var ama bütünüyle mermer olan bu yapı aslında bölgenin bu zenginliğini de ifade eden, dönemindeki refah toplumunu da ifade eden butik bir case oldu bizim için. Cuma da senin için ya. Sağ olun ama şey diyeceğim. Enteresan bir şey. Bak bugünkü küvet boylarına çok benziyor. Evet. Evet. Ölçek aynı. Yükseklik aynı. Belki aynı zamanda küvetin etrafında sağ ve sol cephelerinde bir aslan kabartmaları mevcut. Aslan kabartmaları da aslında gücü temsil eden, iktidarı temsil eden bir metafor olarak algılıyoruz, tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu küvetin muhtemelen bölgeyi yöneten bir o dönemin bir devlet yöneticisi ya da zengin bir iş adamının evinde bulunduğunu tahmin ediyoruz. Halkalar. Neredeyse kopyala yapıştır olmuş iki aslan. Aynı kişiye. Küveti biz bir an önce hukuki süreci tamamlanır tamamlanmaz restorasyon işleminden geçirip teşhirimizde baş köşede sergilemek istiyoruz. Çünkü dünyada olduğu gibi tüm sanatseverler açısından da ilgi çeken kıymetli bir parça olacağına hemfikiriz. Harika bir şey. Neredeyse tüm antik kentlerimizde bir hamam yapısı mevcut. Kamusal alanlarımızdaki bu hamam yapıları aslında birer kamusal alan olarak da, sosyal alan olarak da aktif kullanılan mecraları işaret ediyor. Evet, sıcak su kültürü, hamam, yıkanma, temizlenme kültürü dönemin önemli bir entelektüeliteyi de ifade eden bir parçası. Bu anlamda aslında görmeyi beklediğimiz her şeyi bu küvette gördük. Tıpkı ifade ettiğimiz gibi bir kanalizasyon sistemi olduğunu da anlatan bir gideri var. Bence eğer bir küvet mermer ve gösterişli bir küvet nerede bulunulurdu diye sorulsaydı Afrodisyas cevabını zaten tahmin edebilirdik. Tam da tahmin ettiğimiz yerde bu küveti bulmuş olduk. Tamam. Ya bu muhtemelen bölgenin ya çok zengin bir iş adamı ya da yöneticisinin evindedir. Peki düşünün bölge valisinin o dönemde evinde.